Herkese selamlar. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi yine milli maç arası geldi. Ya senede 5 tane milli maç arası mı olur ya? Bak çok basit. Burak Erem yazmıştı. 64 tane takım var Avrupa'da. 64 takımdan 16 tane grup yaparsın. O gruptan ilk ikiler çıkar. Son 32, son 36, son 8, son 4 final. Sen sağ ben selamet. Bu kadar grup maçı falan hiç gerek yok. Bakın ben şimdi size şöyle bir soru sorayım. Şu milli maç arasında Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı sakatlansa ne olacak? Ya da Fenerbahçe'de Ferdi İsmail, İrfancan. Ne olacak? Kim? Mesela 3 tane Türk kuralınız var. Nasıl olacak o iş? Onun parası, pulunu hepsini geçtim. Bu kadar takımlar. Mesela Beşiktaş-Galatasaray maçı var değil mi? Galatasaray-Beşiktaş milli maç arası sonrası. Şimdi size bir soru. Galatasaray ile Beşiktaş bir antrenmanla mı çıkar, 2 antrenmanla? 3 demiyorum bak. 3 antrenman yapamazlar tam takım. Bu ne ya? Ne anladık biz bundan? Fenerbahçe Antalyaspor'u 3-2 geçmişti biliyorsunuz. Çok zorlanmıştı. Milli maç arası sonrasıydı. Olacak iş değil yani. Kimse kusura bakmasın. Milli maç araları büyük sıkıntıdır. Ben söylüyorum milli takıma A takım, kendi takımlarında oynayamayan oyunculardan futbolcular bulun. Onları oynatın. Bari onları parlatalım. Benim bakış açım çok net olarak bu. Fenerbahçe puan kaybetmeksizin, berabere kalmaksızın yani Avrupa'da Türkiye'de devam ediyor. Çok büyük bir başarı. Kasımpaşa maçını nasıl değerlendirirsin? Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmini izledim. En iyi 3 Nuri Bilge Ceylan filminden biri değil benim için. Yani en iyisi hangisidir? Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Ahlat Ağacı. Hadi 3 Maymunu da koyalım oraya ama... Kuru Otlar Üstüne en iyi Nuri Bilge Ceylan filmi mi? Değil. Ama iyi bir film mi? Çok iyi bir film. Çok beğendim. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın kahramanlarını, yani daha doğrusu karakterleri işlemesi, onları ne bir kahraman ne de bir şeytan gibi görememenizi sağlaması, diyaloglar, çekimler hepsi mükemmel. Ama en iyi filmlerinden biri değil. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yendi. En iyi oyunlarından birini mi oynadı? En böyle keyifli maçı bu muydu derseniz mesela bir Rizespor maçı, bir Başakşehir maçı ama mükemmel oynadı Fenerbahçe. Kasımpaşa sadece bir şut atabilmiş, isabetli şut atabilmiş Fenerbahçe kalesine. Fenerbahçe 7 tane şut atmış. Kasımpaşa'nın istatistiklerindeki en kötü 2 istatistiği. Bu da Fenerbahçe'nin ne kadar iyi bir takım olduğunu gösteriyor. İsmail Kartal'ın rakip analizini ne kadar doğru yaptığını gösteriyor. Fenerbahçe Kasımpaşa'ya topu kaptırmamak için özel çaba sarf etti. Çünkü geçiş oyununda çok hızlı bir takım Kasımpaşa. Fenerbahçe her maç rakibi çok iyi analiz ediyor. Buna uygun da bir kadroyla sahaya çıkıyor. Hoca tüm oyuncularından da verim alıyor. Yani bugün artık Bert Müldür girdi kısa bir süre. O bile ben oynarım burada dedi. Osay Samuel'i hiç kadroya almıyorsun, aramıyorsun bile. Ferdi Kadıoğlu sağ bek başlıyor, sol bek bitiriyor. Bir maç daha olsa orta sahada oynar, sol önde oynar, sağ önde oynar. Ceko 37 yaşında ama inanılmaz bir performans sergiliyor. Saha içi, saha dışı lideri. İsmail'in ona verdiği pas ve aldığı penaltıda böyle bir hareketi var. Gel gel diyor, verme topu, devam et diyor topla birlikte. İsmail, Fenerbahçe'de geçen sezon Cesus'un evet yaptığı en doğru işlerden biriydi. İsmail'i kadroda tutmak ve onu oynatmak. Ama bu sezon önünde Fred, arkasında ise Çiçu Beka olunca ne kadar farklı bir İsmail Yüksek görüyoruz. Çünkü risk almasına, çok fazla topla oynamasına gerek yok. O da bunu fark ettiği için Busquets kıvamında devam ediyor. Bir Goretzka gibi oynuyor Fenerbahçe için. Öneminden bahsediyoruz. Çiçu Beka zaten arka tarafta gerçekten şöyle söyleyeyim, Quentin Tarantino filmlerindeki şeyler gibi, hani takım elbiseli katiller gibiler, yani tırnak içinde söylüyorum bunu. Hani hiç kimse oralara gitmek bile istemiyor. Livakovic maçta bir topta gelse, yarım topta gelse aynı ciddiyetle yoluna devam ediyor. İngilizlerin clean sheet dediği, Türkiye'de de gol yemeden kapatmak. Fenerbahçe ligde sadece 8 maçta 2 maçta gol yedi. 6 maçta gol yemedi. Çok değerli arkadaşlar bunlar. Yani bu istatistikler Fenerbahçe'nin işte topu hızlı geri alması, rakip sahaya yerleşmesi, kim olursa olsun görevini biliyor olması, hücumda farklı oyuncuların gol atıyor olması, bunlar çok ama çok değerli Fenerbahçe adına. Böyle de devam edecek gibi gözüküyor Fenerbahçe. Ben hep söylüyorum, Fenerbahçe'nin hedefi UEFA Konferans Ligi'nde final olmalı. Süper Lig'de de tabii ki şampiyonluk. Bunu hedef olarak söylemene gerek yok ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için. Zaten Süper Lig'de şampiyonluğu oynuyorsun. Ha, Fenerbahçe'de giren çıkan tüm oyuncular hazır. Her oyuncu üstüne koyuyor ama bir tek Batshuayi. Yani forma şansı veriyorlar, dakika veriyorlar, top veriyorlar. Ama o vücut dili bir memnuniyetsizliği var. Burada da İsmail Kartal'ı bir kere daha şunu söyleyelim. İsmail Kartal iyi bir Fenerbahçeli. Yani o yüzden de Batshuayi'den verim almaya çalışıyor. Bence İsmail Kartal da Umut Nayır'a o süreleri verse çok daha iyi geri dönüş olacağını biliyor. Ama Batshuayi'yi hem vazgeçmemek hem de yarın öbür gün biz bu adamı satarız Fenerbahçe para kazansın diye. Yani İsmail Kartal hem saha içi hem saha dışında Fenerbahçe'nin çıkarlarını gözetiyor. Ama şunu da söyleyeyim, şimdi İsmail Hoca ile Fenerbahçe çok başarılı. Hemen başladılar. Yok yapay zeka, yok işte 6 saniyede geri alın. Abartmayın. Bak abartmayın. İsmail Hoca çok çalışıyor, karşılığını alıyor. Yeter. Sonra çünkü bunların hepsinin önüne koyarlar hocanın. Hiç gerek yok. İsmail Hocam kalpten. Ben çok seviyorum. Fenerbahçe tribünü de bu sene hep söylüyorum üstüne koyarak gidiyor. Deplasman tribünü de gayet iyiydi. Fenerbahçe tribünü kendine değil, takıma oynadığı sürece, yani top rakipteyken ıslık, top kendisindeyken tek tezahüratla böyle devam ettiği sürece bu senenin yıldızı da Fenerbahçe tribünü de olur. Bunu da belirtelim. Dediğim gibi milli maç arası sonrası Fenerbahçe'nin yine yoğun bir fikstürü var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın. Buradan nasıl çıkacağı bu sezonu yavaş yavaş artık. Süper Lig belli oldu ama ben Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Ludogorets'le 2 maçında kazanıp gruptan lider çıkmasını isteyenlerdenim. Çok önemli çünkü sonraki Şubat'ta bir tur pas geçer Fenerbahçe. Bunu da unutmayalım. Bu arada Fenerbahçe dönüşte Hatay'la oynayacak. O da kolay bir maç değil. Çünkü neden? Fenerbahçe'nin bütün oyuncuları milli takıma gidecek. Hatay bu maça çalışacak. Kolay bir maç olmaz. Galatasaray'da kazanmaya devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın sadece bir beraberliği var. O da ilk maçta Kayserispor'a karşı ki onda da eksikleri vardı Galatasaray'ın. Avrupa'da United'ı yendi. Yani Galatasaray-Antalyaspor maçı, Antalyaspor-Galatasaray maçı zor geçmesini bekliyorduk. Çünkü Antalyaspor bu ligin iyi takımlarından biri. Özellikle kanatları 3'er kişiyle kapattılar ve Galatasaray'ı kitlemeye çalıştılar. Buna rağmen pozisyonları var Galatasaray'ın ama ilk yarıda golü bulamadı. Antalyaspor'un da pozisyonları var. Keyifli bir karşılaşma. Ama işte Davinson Sanchez bir duran topta oyunu çözdü. Orada bile asisti yapan Icardi. Yani Icardi'nin maç içindeki koşularına bir bakın. Sürekli stoperleri yanıltıyor. Ya kanatlara gidiyor ya geri geliyor. Tekrar ceza sahasında koşu yapıyor. Zaten Kerem Aktürkoğlu'nu bu kadar büyüten, buralara getiren o. Yani United maçında da penaltı kaçırıp sonra golü atan bir Icardi. Icardi'nin boşalttığı alanlara gidip gol atan Kerem. United maçında çok iyi oynayan bir Barış Alper. Galatasaray'da Okan Buruk gerçekten bir orkestra şefi gibi. Hem saha içini hem saha dışını yönetiyor. Çünkü Galatasaray'da bakın riskli oyuncuları size sayalım. Zaha, Ziyeç, Teteh, Endombele, Davinson Sanchez. Hepsinin defoları var ama hepsinin de mükemmel yanları da var. Okan Buruk mükemmel yanlarını öne çıkartıp diğer kısımlarını idare ediyor. Bak bir hafta Angelino'yu oynatmadı hemen Instagram'da bir post atıyor. Yani Galatasaray'da Okan Buruk'un işi kolay değil. Yani hani diyorlar ya bu kadrolarla diğerler arasında kalite farkı var ama ego farkı da var. İşte o egoyu da yönetiyor bu hocalar. Şimdi Endombele ile Torreira'yı birlikte oynattın ama bunu oynatabilmen için sol bekte Kazımcan'ı oynatman gerekiyor. Çünkü 3 Türk oynatman lazım. Dönelim. Davinson Sanchez ile Nelson'u birlikte oynatamazsın. Oynatmak için Abdülkerim'i sol beke atman lazım. Hep sıkıntı. Şimdi sol açıkta Zaha oynuyor. Sağ açıkta da Tehteye oynuyor. Kerem'i 10 numaraya koyuyorsun. Hiçbiri ideal şeyi değil mi? Mevkisi değil. Yani Okan Buruk çok önemli bir sınav veriyor. Fatih Terim'in sonrasında gerçekten çok büyük iş yapıyor. Geçen sene şampiyon oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ligde 8'de 7 ile gidiyor. Yani Okan Buruk çok büyük işler başarıyor. Çok başarılı. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'da Bayern Münih'le 2 maç yapacak. Bakın o sırada da Kopenhag'la da United oynayacak. Bu 2 maç sonunda Galatasaray grupta ilk 2 sırada da olabilir, son 2 sırada da olabilir. Çünkü United 2 maçı da kazandı, 6 puan yaptı. Galatasaray 2 maçı da kaybetti, 4'te kaldı. Sıkıntı. Ya da bir maçı Manchester kazandı, bir maçı Kopenhag kazandı. Galatasaray Bayern Münih'ten puan aldı. Her şey olabilir. Umarım lehine gelişmeler olur Galatasaray adına. Ama tekrar edeyim. Şu milli maç arasında Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı bir sakatlandı. Galatasaray için ligde gerçekten sıkıntı. Beşiktaş maçı nasıl geçer? Kağıt üstünde şu an Galatasaray çok büyük favori. Yani çok farklı kazanır. Bugün oynansa o maç. Yani daha doğrusu Galatasaray Antalya ile değil de Beşiktaş İstanbulspor'la değil de Galatasaray Beşiktaş oynasa çok farklı bir maç olurdu. Hani bir maç vardı, Beşiktaş Galatasaray'ı Tudor çalıştırırken 3-0 yenmişti İnönü'de. Yani bildiğin futbol anlamında dayak atmıştı. Aynısını Galatasaray Beşiktaş'a yapar. Öyle bir fark vardı ama bu 15 gün neler getirecek hep beraber göreceğiz ama Beşiktaş'ın işi kolay değil. Hemen Beşiktaş'a geçelim. Şimdi Beşiktaş İstanbulspor'u yendi. Galatasaray'ı da yense aradaki puan farkı 3'e düşüyor. Bak böyle düşününce şey diye düşünüyorsun değil mi? Abi Beşiktaş için daha lig bitmemiş, müthiş ya falan. Peki dönelim. Arkadaşlar Beşiktaş'ta kongre olacak. Ahmet Nurçebi ile Fikret Orman arasındaki tartışmalara bir bakın. Acayip ithamlar var aralarında. Başkan adayı olacak mı Ahmet Nurçebi, olmayacak mı? Beşiktaş'ın teknik direktörü kim? Kiminle devam edecek? Beşiktaş 11 tane oyuncu almış. İçinden 3 tane adam bulamıyorsun oynatacak sahada. Garanti. Bailey oynuyorken, durup dururken boynum tutuldu diyor. O yel mi değdi aslanım, ne oldu yani? Hani şeyden, eski açıktan rüzgar mı geldi? Ne oldu? Dönelim Oxlade-Chamberlain. Sakatlanmayacağını garantisi var mı? Yok. Rebic nerede? Bilmiyoruz. Onana nerede? Bilmiyoruz. Yani böyle bir Beşiktaş var ortada. Aynı Valerian İsmail'le başladığın sezonun aynısı ya. Aynı enkaz. Şenol Hoca'yı da yedin. Başkan da gidiyor. Ya bu Beşiktaş'ın sorunu oynadığı oyun vesaire değil. İkna ediyor mu sizi? Etmiyor. Yani Beşiktaş bak Galatasaray'ı da yenebilir, Fenerbahçe'yi de yenebilir Beşiktaş. Tarihinde 100 kere yendi, 200 kere yendi. Puan olarak ikisini de yakalayabilir. Puan olarak ikisini de geçebilir Beşiktaş. Şampiyon olur diye der misiniz? Ya ben size açık çek veriyorum. Beşiktaş Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de yenecek ligin ilk yarısında. Şampiyon olura basar mısınız belirli bir para iddiadan? Ben söyleyeyim, basmazsınız. Yine Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyon olur dersiniz. Çünkü Galatasaray Beşiktaş'ın şu anda havası kaçmış durumda. Çünkü 2 sezondur yapılan yanlış. Hatta Sergen Yalçın'dan itibaren Önder Hoca, işte ne derler, Valerian İsmail, hep yanlış düğmeleri ilikliyorsun. Olmaz. Olmuyor işte. Yani Beşiktaş'ın büyüklüğünü karşılayan bir yönetim şekli, Beşiktaş'ın büyüklüğünü taşıyabilecek bir saha içi organizasyonu yok. Bu kadar basit arkadaşlar. Ha bu Beşiktaş'tan ne olur? Yeni bir yönetim gelir, yeni bir sayfa açar, önümüzdeki seneden itibaren bir yapılanmaya gider. Yani Beşiktaş'ın genlerine geri dönmesi lazım. Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi yönetilmesi lazım. Asıl sorun bu. Bu kadar basit. Trabzonspor'da Abdullah Avcı geri döndü deniyor. Perşembe günü hatta ilk antrenmana çıkacak demiş Ulaş. Niye gitti kardeşim? Niye gitmişti ki Abdullah Avcı? Bir arkadaşa bakıp çıkacak mıydı Abdullah Avcı yani? Böyle saçma şey mi olur? Ve aynı başkan ha. O zaman yollamasaydınız. Hayır ya, bak, hakikaten biri bana cevap versin. Abdullah Avcı niye gitti, niye geldi? Şimdi Trabzonspor'un kadrosu hiçbir şey değişmedi. Neredeyse geçen seneki kadro. Ayrıca yani Bielitsa'yı getirirlerken ben demiştim, bu kadro Bielitsa'yı yer. Kafadan göndereceğiniz adamı niye getiriyorsunuz? Şimdi bir de şeyler var, tazminat haberleri çıkıyor. 2,5 milyon euro. Adam 1 eurosunu bile bırakmaz, ben size söyleyeyim. Niye bıraksın ki? Niye getirdiniz, niye yolluyorsunuz der Bielitsa. Hırvat topçular da var getirdiği. Tabi getirdiği oyuncular var. Nedir o? Stoper var. Hiç oynayamayan Orsic var. Mesela Korbelis geldi. O arada kaynadı. Tekliç var. Ya arkadaşlar vallahi billahi Trabzonspor'u, hani Trabzonspor'u hiç sevmeyen biri yönetmiş olsa şu dönemde bu kadar kötülük yapardı herhalde. Hani bak tekrar ediyorum. Abdullah Avcı tekrar göreve başlıyor. Şimdi size bir soru. Abdullah Avcı'nın sezon ilk göreve başladığı dönemle şimdi başladığı dönem arasında beklentiler falan aynı ama şimdi taraftarın bir tepkisi var. Trabzonspor'u uzun yıllar sonra şampiyon yapan ilk hoca ama aynı zamanda geçen seneki kötü gidişat ve kadro kuruluşundan da sorumlu görülen hocalardan bir tanesi. Sen onu tekrar getirdin. Ya 2.6 milyon euro diyelim ki verdin Bielitsa'ya. Adama sormazlar mı bana Abdullah Avcı hiç yollamasaydınız? Niye Bielitsa'yı getirdiniz? Ne bu? Tehlike anında camı kırınız mı? Trabzonspor'da kusura bakmasınlar iyi yönetilmiyor. Abdullah Avcı bu sefer bence eksi bakiye ile başlıyor. Yani bu sefer sonuçlar alır, okey her şey unutulur devam eder ama sonuç alamazsa bu sefer Abdullah Avcı'yı da yer bu Trabzonspor. Onu da net olarak söyleyelim. Hatayspor, Konyaspor'u da geçti. Ama Hatayspor daha hazır değil. Bak bu ligde ben size söyleyeyim şu an Adana Demirspor ve biraz Antalyaspor diğer takımların önüne geçiyor. Onun dışında yok yani hani böyle Rizespor, Rizespor'a biraz süre verelim. İlhan Hoca biraz daha 1-2 transfer daha yaparsa devre arasında ikinci yarıda daha yukarıya çıkacak bir takım. Yok zaten ligimiz böyle. Yani lig bu kadar lig arkadaşlar. Bu arada Süper Kupa finalini galiba belli olmuş değil mi? Arabistan'da oynatacaklarmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı bu sene beyler. Hani oradan para verecekler. Orada işte biz şey yapacağız. Türkiye Ligi'ni. Kimse izlemez Türkiye Ligi'ni Arabistan'da Süper Kupa finalini oynattın diye. Oradan gelecek para da ben Cüneyt Kaçalar olarak söylüyorum. Hiç gerek yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak 100 milyon olmuşuzdur herhalde şu anda. Adam başı 1 milyon euro, 1 euro versek 100 milyon euro yapar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Süper Kupa finali Türkiye'de oynanır arkadaş. Bu kadar basit. Bazı şeylerin de sembolik anlamı var yani. Paradan önemli şeyler var. Değil mi? Eksik olsun ya Arabistan'da oynatmayın. Yani ne olacak ya? Fenerbahçe Galatasaray ilk defa yarı yarıya tribünlerde bir maç oynayacak. Onu da götürüyorsunuz orada oynatıyorsunuz. Bu arada bu hafta oynanan Arsenal Manchester City maçının özetlerine bir bakın. Kovacic'in 2 tane attığı tekme var. Kırmızı kart vermiyorlar. Bizde bu hafta hani hem Muslera'ya atılan tekme hem de Fred'e atılan tekme var ya. Bir şeyleri değiştirmişler kuralları bunlar. Yine yer yerinden oynuyor. Onu bir not edelim. Çok saçma kararlar. Ben anlayamadım neden olduğunu. Onu da söyleyelim. Milli maç arası var. Bir yerde bir başlık gördüm. Montella havayı değiştirdi diye. Ne yaptı? Yaz mı yaptı? Son 30 dereceye mi yaptı? Klima mı koydu oraya? Ya abartmayın Allah aşkına ya. Milli takımda ne olur ya. Bir de diyorlar ya Adanademirspor'dan 3 oyuncu aldı. Bir de Samet'i almış. Hoca bildiği adamları alıyor diye Samet Akaydın'ı da almış. Ya Samet Akaydın Fenerbahçe'de oynamıyor da neyse. Neyse ben hakikaten dediğim gibi milli takıma harcanan paralara yazık yani hiç gerek yok. Türkiye'de herhangi bir teknik direktörü deseniz ki al sana yılda 500 bin euro gelir çalıştırır orayı ve gurur da duyar yani. Herhangi bir Türk teknik direktör çalıştırsın milli takımı fazlasına gerek yok. Beşiktaş'ı kim çalıştırmalı çok açık ve net söylüyorum. Rıza Çalınbay olur, Samet Aybaba olur, Mehmet Özdilek olur, İbrahim Üzülmez olur. Bunlardan birine desen ki gelin Sergen Yalçın olur. Bu zor bir dönem. Siz geçin bu takımın başına hepsi geçerler arkadaşlar. Hiçbiri de burun kıvırmaz. Beşiktaş'ın çocuklarıdır bunlar. Göreve çağrılırlarsa da hepsi gelir ve hepsi de başarılı olur diye de düşünüyorum. Bizi izleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ederiz sevgiler.